Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınavsızlık tanılar ekranımızı bulsun. Trump kiyinki kademde Ali Baba'nı nişanladı mı? Amerika Xitay münasibeti künsiri yamanlaşıp atkan bir peyitte Amerika Prezidenti Donald Trump Xitay'nın Ali Baba şirketinin Amerika'daki ticaretini çekilişi mümkünlükten şapı bergen. Amerika Avazı Doğru'nun bu aktaki haberde bildirilmişçe Trump 15. Ağustos New Jersey ştatıda ötküzülgen muhbirlerini kütüveliş yığınıda Ali Baba şirketinin Amerika'daki ticaretini çekleş çekilmeslik meselesini uyuluşu vatkallıkını tilgaldı. Prezident Trump 14. Ağustos imza koygan memuri buyrukta Zijie Tiaodong şirketinin 90 gün içinde Amerika'daki TikTok bile münasifetlik bulgan barlıq mülüklerini setip berişi gerekliki. Şundaqla TikTok ve Musical.ly süpsedeki Amerikalıq işletkücülerinin barlıq uçurlarını üçür ve tişi talep kılıngan idi. Xitayning Zijie Tiaodong şirketi 2017 yılı Amerika'nın ictimai alaqı süpsi Musical.ly'ni setip elip TikTok bilen birleştirvetken. Trump aldın qahapta imzalıgan buyruqta Zijie Tiaodong şirketinin Musical.ly'ni setip elişi arqılıq Amerika'nın devlet bihaterlikigi tehdit elip gelişi mümkünlükke körüstüp ötülgen. Xabarda bildirilishicha muhbirlarni kutib olish yig'inida muhbir Trumpdan keyingi qadamda Xitoyning Alibaba va boshqa shirkatlarning Amerikadagi tijoratiga cheklama qo'yadigan qo'ymaydiganligini so'rganda Trump buni o'ylashayotganligini aytgan. Sharq Turkistonda yangidan yuqumlanuvchilar bayqalmadi. Xitoy Sahiya Sog'lomlik Komitetining bugun e'lon qilgan ma'lumotlarga asoslanganda 16 avgust Sharq Turkistonda yangidan yuqumlanuvchilar bayqalmagan bo'lib, 2-chi qitimliq virus tarqalishidan buyon 3-chi qitim 0 ga tushgan. 16 avgust butun Xitoy davasida yangidan yuqumlanuvchilar 22 kishi bo'lib, hammasining chet eldan kirganligi bildirilgan. Navbatda Sharq Turkistondagi yuqumlanuvchilar jami 378 kishi bo'lib, hammasi Urumchida ekan. Xitoyning yuqumga aloqador sonliq ma'lumotlari izchil holda xalqaroning gumonini qo'zg'ab kelgan bo'lib, Sharq Turkistonda virusning qaytidan tarqalishi jazo lageri va majburiy amgak o'rinlariga qamalgan Uyg'ur qatorliq millatlarning hayotiy bexatarligiga bo'lgan andishalarini texmo kuchaytgan. Bulardan sirt Xitoy doiralarining yuqum bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan nazorat va kontrollikni texmo kuchaytganligi, xalqga insoniylikka yot usullar bilan muomila qilayotganligi İctimai taratqularda qulqul qozğumaqda. Tayvan Amerika bilan kelishim tüzdi. Tayvan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofiyasi sanoati magnati Lockheed Martin bilan F-16 tiplik urush aeroplanlari uchun kelishim imzoladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi tomonidan bu haqda e'lon qilingan yozma bayonotda eskartilishicha, Tayvan bilan Lockheed Martin o'rtasida 90 dona F-16 tipli kurashchi aeroplani uchun kelishim tuzilgan bo'lib, kelishim doirasida programmaning 2026 yilgacha tamomlanishi belgilangan. Bu kelishimning Xitoy bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida surgulish yuz berayotgan bir paytda hosil qilinishi diqqat qo'zg'adi. Avustraliya hukumatidan Xitoyning konsulxonasini taqish talab qilindi. Amerika Ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Avustraliyaning bir kengash palata a'zosi hukumatdan Xitoyning Avustraliyadagi konsulxonasini taqishni talab qilgan. Avustraliya kengash palata a'zosi Rekis Patrik Xitoyning Adelaiddagi konsulxonasining mazkur rayondagi harbiy paroxot sanoatiga qarata jasuslik harakatlari bilan aloqador bo'lishi mumkinligini, buning davlat bexatarligiga og'ir tahdid hisoblanganligini bildirdi. Ve hükümetin bu konsulxonani taqashini talep kıldı. Rekis Patrik 15. Ağustos Twitter'da yollagan uçurudu bildirişçe, o bundan burun Devlet Müdafiye Ministerliğine mektup yollab, Avustralya Harbi Paraxot Sanayitinin Xitoyning casusluk tehdidiga uçurganlığı haqqidagi uçurlar bilen təminleşin talep kılgan. Müdafiye Ministerliği onunla qaytırgan xetide chet el casusluk organlarının Avustralya Devlet Xavufsizlikige iğir tehdit şekillendirvatqanlığını. Avustraliyaning növbatdagi va kelgusidagi harbiy kuchiga aloqador ma'lumotlarga erishish uchun harakat qilayotganligini bildirgan. Garchi Mudofaa ministrligining xaytida Xitoy tilg'i elinmagan bo'lsa-mu, ammo Avustraliyaning bexatarlik mutaxassislari Xitoyning asosliq jasuslik tahdidi ekanligini ko'rsatib o'tgan.
bu yıl 7. ayda iki Xitay hakkırının Xitay bihaterlik organları bilen hemkarlaşıp, Avustralya'nın devlet müdafiyesi ve teknolojiye şirketlerinin uçur sistemisiyle büsüp girgenliğe aşkı harlanğan. Palata azası Rekis Patrick mezkur toru hücumada Avustralya'nın harbi paraxot şirketinin mu nişallanğanlığını bildirgen. Aldınkı ayda Amerika hükümeti Xitay'nın Houston'daki baş konsulukhanesini casusluk ve akli mülük uğurlaş kılmışları bilen münasifetlik digen sebep bilen takip etken idi. Xitay Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışlarını yepiş üçün nazaretini tihimi küçeydi. İctimai taratkularda tarqalgan sindin məlum buluşca Xitay dairleri sırtkı dünya bilen pütülleri alaqısı üzülgen Şarkı Türkistan halkı gibi olgan nazaretini tihimi ilgirligen halde küçeydiken. Xitay dairleri növeti Şarkı Türkistan'daki nazaret ve kontrolüğünü en yukarı çeki yetküzgen bosumu TikTok qatarlıq bir kısım ictimai taratqı süpalarda tarqalgan az sandaki ünsin uçurları Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki basturi siyaseti ve cinayetlerini paşkılışta muhim rol oynamaqta. Yıkınkı küllerde Xitay dairlerinin yukun bahanesi bilen Şarkı Türkistan halkı gibi olgan basturuşunu tihimi küçeydikallaki atılmış belgelimlerge xilaplık kılgan Uyghurlarının yüzüge hakaret sözleri yazılgan kağızlarını çaplap, sazayı kılganlıkıga alakadar birneki sin tarqalıp, akbarat vasıtları gulgulu qozgan idi. Şarkı Türkistan'dan tarqalgan məlum avazlıq sözlüşüş hatirisi de Xitay'nın bu əhvaldın bir aram bolganlıqı ve ciddi qaravatqalıqı aşka arlanğan. Mezkur avazlıq sözlüş hatirisi de Xitay dairlerinin alakadar sin hüccetlerini tarqatkan kişilerini sürüştü qılıvatqalıqı. Şunu top əzalarının kalaymıqan uçur yollu maslıqı gerektiği təkilengen. Uzundun beri Şarkı Türkistan'ın növetki vəziyetine alaqadar sin görünüşlerini yığıp tarqıtıp kilibatkan Zümrət Davud Hanım'nın ictimai taratqularda aşkarlışca, Xitay dairleri onun TikTok hesabatını köp qitim taqıb etken ve IP adresini çekilib etken. Gerçi o pekat ünsin hüccetlerini izdep çüşürgen, salahiyetini aşkarlamağan ve başka hiçkandak mezmun yollamağan bolsumu, Xitay taraf onun hesabatını tekşürüp tepip, hiçkandak çüşenci bermesinle takıp etken. O başka yanfun bilen kayıtıdın tizimlatkan bolsumu, yanılı okşaş ahvalığı yolukkan. Xitay dairleri yıllardan beri Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini inkar kılıp, vaziyetinin intayın yakşı işkellikini bildirip gelgen bolsumu, ama Şarkı Türkistan bilen sırtkı dünyanın alakasını pütülleri üzüp, akbarat vasıtlarının herkandak uçurgu erişini tosup gelmekte. Şundakla en küçük yuçuklarını mı kaldırmasızlıkı küçümekte. Adaslağında alınma yakışma, mava, kalay mıkan, şüphin, elika, lupin, cepin bir nemlen evet manla cuma hazır. Mava, neminan, güven fağdın mava, ayrım bir xat yaptı. Elik maçırayığa, Çanıp türüptü maçıra ayık birinim çöplap koyup, köçüp toğız koyuğun bir şüphenle takılıp gitti o. Aşta şüphenle anı olsun, evet mağla amal ba. Ulam da, mıkvam fağından bir-birlep tekşir edip de çöllerini. Tasad bey bir şila olup kalsa, emimizge yakşamaz. Çavuşoğlu Dominika Cumhuriyeti'de Pompeo bilen körüştü. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Prezident Kandidati Biden'nin Türkiye hakkında etkan sözleri üstüde toxtulup, biz bundak zorlap denişlerini yıldızıdın rət kılımız. Biden'nin bayanatı Türk halkını tonumağan nadallarca bayanat dedi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret üçün yetip bargan Dominika Cumhuriyeti'de Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bilen körüştü. O körüşte kün tertipteki meselelerden başka Liviya'nın nöbetteki vaziyetini müzakere kılganlıklarını eskertip, Amerika bilen mutakassislar seviyesinde müzakerelerini devamlaştırışını karar kılganlıklarını kayıt kıldı. O harita arkalık Türkiye'nin Şarkı Akdeniz'deki meydanını ve bu musabede namayan kılgan icabi pozisyasını bildirip, Türkiye'nin haklık davasını ve deniz tevellikini çüşendirgenlikini kayıt kıldı. O Grisya daim tətür təşviqat kılıdı. Türkiye'nin doğru kılmağanlıqını, halkara kanunga xilaplık kılıvatkanlıqını deydi. Bırak biz kılıvatkan hemme iş halkara kanunga uygun dedi. O Amerika Prezident namzati Joe Biden'nin Türkiye hakkıda etkallarına inkas kaydırıp, Demokrat kandidatının 2014 yılı otur şarıqta Türkiye hakkıda kılgan sözleri sebebidin, Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'a telefon kılıp, Apple soruqanlıqını hatırladı. O, emdeki Türkiye'nin burunki Türkiye'ye okşamaydıqanlıqını ve Türk halkının bundaq zorlap tenişlerini yıldızıdın rət kılıdıqanlıqını bildirdi.
bu qitim Joe Biden'nin Türkiye'de öktüçilerini kollab hakimiyetini almaştırdığallıkları doğrusudaki setçilikki dolgan işbadiler aşkarlanan deyken, Türkiye'deki barlık akbarat, şundaklı öktüçi partiye reislerden Joe Biden'nin heddidin aşkan bu sözlerge karşı küçülük inkas geldi. Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Dominika Cumhuriyeti'nin yeni prezidenti Luis Abinader Corona'nın kasem kılıp vazife tapşırveliş murasımağı iştirak kıldı. Pompeo Çavuşoğlu uçuruşçıda Uyghurlar meselesinin tilgi elinip elinmağallıqı haqqıda hiç qandaq malumat berilmedi. Dünyada Xitay virusu sebebinin hayatının ayrılğanlar 800 minge yıkınlaştı. Dünya miqyasıda Xitay virusu sebebinin cindin ayrılğanlarının sani 773.122'den, yuqumlanğıçlar sani 21.829.000'den, salametteki yaxşılanğanlarının sani 14.565.255'den aştı. Vabanın en iğir təsirge uçurgan Amerika'da Xitay virus sebebinin cindin ayrılğanlar 173.128'ge, yuqumlanğıçlar sani 5.566.632'ge çıxdı. Latin Amerika kıtasında vabanın merkezine aylanan Brazilya'da yıkınkı 24 saat içinde Xitay virus sebebinin 620 kişi cindin ayrıldı. Bunun bilen Xitay virus sebebinin cindin ayrılğanlarının cemi sani 107.879'a, yuqumlanğıçlar sani bolsa 3.340.197'ge çıxdı. Meksikada Xitay virus sebebinin cindin ayrılğanlar 56.757'ge, yuqumlanğıçlar 522.162'ge çıxdı. Vabanın Avrupa'daki merkezine aylanan Angliya'da Xitay virus sebebinin cindin ayrılğanlar 41.366'ga, yuqumlanğıçlar sani 318.484'ge çıxdı. Xitay virus sebebinin 22 kişi cindin ayrılğan Yeni Zelandiya'da Başminister Jacinda Ardern 2020 yılı 19. sentabr ötküzülüşü plan kılınğan umumi saylamnın Xitay virus sebebinin 2020 yılı 17. oktyabrga keçiktirilgenligini elan kıldı. Bazı devletlerdeki Xitay virusuna münasibetlik ölüm sayıları tömendikçe. İtalya 35.396, Fransa 30.410, İspanya 28.607, Peru 26.281, Kolombiya 15.097, Çili 10.452, Belgiya 9.939, Germaniya 9.290, Kanada 9.026, Gollandiya 6.172, Ekvador 6.070, Şivisiya 5.783, Argentina 5.703. Türkiye'deki Xitay virusu hakkında en yeni malumat. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye'de yakınki 24 saat içinde 19 nefer kişi Xitay virusu sebebinden kaza kıldı. Şunun bilen Xitay virusu oturgu çıkandan bu yan kaza kılgalar sani 5.974'ye yetti. Bir gün içinde 65.956 kişi tekşürülgen bulup, bunlardan 1.192 kişi de virus payqaldı. Muşu 24 saat içinde sakıyıp doktorhandan çıkan 997 kişi bilen koşulup, sakıyğalarının umumi sani 230.969 kişiye yetti. Sehiye Ministerliki Xitay virusu xatırının heli hem küçülük ikerliki, şunlaşkı xalıqının maske taqaş, ictimai arlıq saqlaş ve tazılıqı dikkat kılışının intayın muşim ikerlikini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.